kibritçi kız. Bir zamanlar ülkenin birinde korkunç bir soğuk vardı. Kar yağıyordu ve akşam karanlığı bastırmak üzereydi. Yılın son gecesiydi. Yani yılbaşı gecesi. Bu soğukta, bu karanlıkta küçük bir kız çocuğu başı açık halde ve yalın ayak yürüyordu sokakta. Aslında evden çıkarken ayaklarına terlik giymişti ama bunlar bir işe yaramamıştı. Ayağına çok büyük geliyorlardı. Bunlar eskiden annesinin giydiği terliklerdi. Öyle büyüktüler ki küçük kız sokakta karşıdan karşıya geçerken dolu dizgin giden iki araba üzerine doğru gelince telaştan terlikler ayağından çıkıvermiş ve kaybolmuştu. Birini bulamamış, diğerini de bir oğlan alıp kaçmış. Kaçarken de ileride bir çocuğu olursa terliği beşik yerine kullanacağını söylemişti. İşte bu yüzden kızcağız soğuktan morarmış bir halde ayakları çıplak öylece ilerliyordu sokakta. Eski önlüğünde bir sürü kibrit vardı. Kibritlerin bir kısmını da elinde tutuyordu. Gün boyu hiç kimse bir tanecik bile kibrit satın almamış, kimse 5 kuruş vermemişti ona. Zavallı küçük kız, karnı acıkmış, soğuktan donmuş halde karların içinde yürüyordu. Yılgın ve ürkmüş görünüyordu. Bukle bukle ensesine dökülen uzun sapsarı saçlarına lapa lapa kar yağıyordu. Ama onun bu güzelliği düşünecek tek hali yoktu. Bütün pencerelerde ışıklar parlıyor ve sokaklara nefis kaz kızartması kokuları yayılıyordu. Öyle ya, bu gece yılbaşı gecesi diye düşündü. Biri hafifçe sokağa doğru taşmış iki evin arasındaki bir köşeye büzülüp oturdu. Küçük ayaklarını altına toplayarak oturmuştu. Ama yine de gittikçe daha çok üşüyordu. Buna rağmen eve gitmeye cesaret edemiyordu. Çünkü bir tane olsun kibrit satamamış, 5 kuruş bile kazanamamıştı. Babasının kızacağını düşünmüştü küçük prenses. Hem zaten evde burası kadar soğuktu. Ev dedikleri sadece bir çatı altıydı. Koca koca delikleri samanlarla, paçavralarla tıkadıkları halde yine de bıçak gibi kesen bir rüzgar doluyordu içeri. Ah, küçük bir kibritin nasıl da yararı olurdu şimdi. Kutudan bir tane alıp duvara sürse de parmaklarını ısıtsa ne iyi olurdu. Sonunda dayanamadı. Bir tane kibrit aldı. Duvara sürttü. Bir kıvılcımla yandı kibrit. Ne de güzel yanmıştı. Avucunun içine alınca küçük bir mum gibi sıcak, parlak bir alevle yandı kibrit. Acayip bir ışıktı bu. Küçük kıza pirinçten boruları ve süsleri olan kocaman demir bir sobanın önünde oturuyormuş gibi gelmeye başladı. Soba alev alev yanıyor, harika ısıtıyordu. Küçük kız ayaklarını uzattı. Onları da ısıtmak istiyordu. O anda alev söndü. Soba birden yok oldu. Kızcağız elinde yanmış kibrit çöpüyle öylece kala kaldı. Bir kibrit daha yaktı. Parladı alev ve alevin ışığı duvara vurunca tül gibi saydamlaştı duvar. Küçük kız odanın içini görüyordu şimdi. İçeride göz kamaştıracak kadar beyaz bir masa örtüsü serilmiş masanın üzerinde
incecik, şahane porselenler duruyordu. Erik ve elmayla doldurulmuş kas kızartmasının dumanı tutuyordu. Ve sonra daha da şaşırtıcı, harika bir şey oldu. Kas tabaktan aşağı atladı. Sırtında saplı çatal bıçakla beraber yerde bati bati yürümeye başladı. Tam da zavallı kızın bulunduğu yere doğru geliyordu. O sırada kibrit söndü. Kalın, soğuk duvardan başka bir şey görünmez oldu. Küçük kız bir kibrit daha çaktı. Şimdi harika bir yılbaşı ağacının altında oturuyordu. Geçen yılbaşında o zengin tüccarın evinde cam kapıdan bakıp gördüğü ağaçtan çok daha büyük, çok daha süslüydü bu ağaç. Yeşil dallarında yüzlerce mum yanıyor, vitrinlerde sergilenenlere benzeyen rengarenk eşyalar yukarıdan ona bakıyorlardı. Küçük kız ellerini havaya kaldırdı. O sırada kibrit söndü. Bir sürü yılbaşı mumu gökyüzüne yükseliyor, küçük kız bunların birer yıldıza dönüştüğünü görüyordu. Derken yıldızlardan biri kaydı ve gökyüzünde alevden uzun bir çizgi bıraktı. "Şimdi birisi ölüyor," dedi küçük kız. Çünkü kendisine iyi davranan tek kişi olan ama uzun zaman önce ölen yaşlı büyük annesi demişti ki, "Ne zaman bir yıldız kaysa, ölen birinin ruhu gökyüzüne yükseliyor demektir." Kibritçi kız duvara bir kibrit daha sürttü. Kibrit yanar yanmaz etraf aydınlandı ve bu aydınlığın içinde nurlu, sevimli yüzüyle büyük annesi belirdi. "Büyük anne," diye seslendi küçük kız. "Beni de al yanına. Biliyorum, kibrit söner sönmez kaybolacaksın. Sıcacık soba, güzelim kas kızartması ve o güzel, süslü yılbaşı ağacı nasıl kaybolduysa sen de kaybolacaksın." Sonra telaşla geriye ne kadar kibrit kaldıysa hepsini peş peşe yaktı. Büyük annesini bırakmak istemiyordu. Kibritler öyle parlak yandılar ki her yer gündüz gibi aydınlandı. Büyük annesi hiç bu kadar büyük, bu kadar güzel görünmemişti gözüne. Küçük kızı kollarına aldı ve ikisi birlikte pırıl pırıl bir aydınlıkta, mutluluk içinde gökyüzüne yükseldiler. Artık soğuk, açlık ve korku küçük kızdan uzaktı. Bambaşka bir hayattaydı şimdi o. Sabahın erken saatlerinde sokaktan geçenler küçük kızı bir evin köşesinde otururken gördüler. Al al olmuş yanakları ve dudaklarında bir gülümsemeyle. Yılın son gecesinde çok üşümüştü, titriyordu. Yeni yılın ilk sabahı onun küçük bedeni üzerine doğdu. Hemen hemen hepsi yanmış bir tomar kibritle orada öylece oturuyordu zavallıcık. "Isınmak istemiş," dedi herkes. Ama onun ne güzel şeyler gördüğünü, kibrit alevinde ne düşler gördüğünü kimseler bilemezlerdi ki. Evet arkadaşlar, masalımızı beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.